Şimdi Dünya Sağlık Örgütü toplanacak 150 ülkeye bir takım tavsiyeler. Bu tavsiyeler dijital. Sonra IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticari toplanacak. Dijital kararlı aldıracaklar. Hangi kararların alacağını da şu an söyleyebilirim size. Yani bu süreçte. Çünkü bu burada başka bir akıl var. O akıl okumadan işin içinden çıkamayız. Gelelim Türk milletine. Bizim milletimiz en şanslı bu virüs olayında. Türkler yardımsever. Mahallesi var, akrabası var, köyü var bir ismi var. Samimiyeti var. sağda samimi, solu da samimi bizim milletimiz. Yani iyi niyetli. Bu süreçte hükümetin açıklamalarını iyi dinleşil, iyi dinlediğinde İlker hocamın söylediği şeyler çok önemli. Bu süreç siyaset üstü bir süreç. Dünyanın hali kümese girmiş tilki olayı dünyanın hali şu an. Kümese girmiş tilki. Tilki olayı. Yani herkes panik. E, sayın çiftçi benim tek merak ettiğim konu şu. Şu üst akılın daha üstündeki akıl kim? Allah. İsim verin. Hazreti Allah. Allah. Ya öyle demiyorum. Hiç de Allah. yani. yani. Organize. Hayır Organize. siz diyorsunuz yani, ya bir operasyon var. Ben söylüyorum. Bir çalışma Bak. Kim bunlar? Ben saydım size. Siz anlamıyorsunuz. ID 2020 gir bak sitesinde. Bu projeleri kim geliştiriyor? Saklamıyor. Hey, biraz tanımla diyor hoca ya. ya, ya ben, ben diyorum, cahilim bilmiyorum. Giremiyorum bilmiyorum. Anlatma. Dünyadaki... Şöyle soralım. Halk için ha. diye. Neden emperyalizm demiyorsunuz? Küreselizm diye bir şey Emperyalizm ki. Onların, uydur, onların kavramı ben kullanmıyorum. Uydur Eğer Budi o kavramlarla gidersem. Ha. Hayır küreselizme geçti işte. Siz emperyalizmle kaldınız. Bitti o iş küreselleşim Çin'deki küreselleşime getirilen komünizmden dijital varsa büyük bir fark yok yani. Korezi bununla siz bak, yeni bak. bir şey ürettiniz. <laughs> Hayır anda. hocam bak. Neyse aynı şeyden bahsediyorsunuz aslında. Ya neyse aslında. şimdi kavramlara bu <laughs> Evet kavramlara Çin çok Çin bahsedildiğiniz gibi. gibi böyle kamuya yönelik bir devlet şekli değil, dijital devlet şekli, Davos'ta ortaya çıkan, Çin. Çin bildiğiniz için değil. Yeni bir devlet şekli ortaya çıkıyor, yönetim şekli çıkıyor ortaya. Yeni bir. Yer. İşte sosyal kredi sistemini inceleyin. acaba milenyum dedikleri bu mu? Milenyum derken yani planladıkları. Yeni dünya. Ya yeni dünya düzeni, dijital dünya düzeni. Kabul etseniz de etmeseniz de içindesiniz. Süreç bu. Bunun aktörleri kim? Hemen cevap vereyim. Yok Türkiye'yi söylüyordun hoca. Türkiye'de ne yapmamız gerektiğini. Türkiye'de yapılacak şey toplumun çok bu konuda siyaset üstü olduğu, kurtuluş savaşı gibi mücadele edilmesi, dayanılması gerektiği. Çünkü panik amaç bizi panikletip korkutmak. Korkuttuğunda süreç farklı işler. Şimdi ne dedim? Kümese 20 tilki gibi dedim. Burada sosyal medya üstünden çok fazla siber ajanların bu süreçte halkı daha da huzursuz edici, kaotik yöne yönlendirici, devlet düzenini sarsıcı, finans düzenini sarsıcı kışkırtma yapacaklarını, yaptıklarını görüyorum ben. Dolayısıyla millet doğru bir işlendirilecek. Bu geçici bir süreç. Öyle uzun bir süreç değil. Şükredecek, sabredecek, devletine sahip çıkacak. Yapması gereken bu. Yoksa ne olur? Büyük kayıplarımız olur yoksa. Burada milletin şuur düzeyi önemli. Şimdi Amerika'da market yağmalarını göreceğiz. Çok yakında, uzun değil. Bizde olmaz mesela öyle bir şey. Zannetmiyorum yani. Avrupa'da göreceğiz. Büyük sıkıntı var. Mesela İngiltere'de bir arkadaş gelirken aradı. Sağlık ocaklarına gitmeyin. Telefon edin. Biz sizi yönlendireceğiz diyor. Sağlık sistemi yetersiz kalacak. Avrupa'da. Amerika'da daha herkese daha öyle. Trump'ın dün yaptı İşte Yeni acil durum ilan etti ve her evet. şey yapılacak dedi sağlık sistemine. Evet. Sistemi dolayısıyla diyeydi. şimdi Bugün burada ama bir kaos tarif etti aslında. Altınını evet. Satıyorlar. Kim satıyor altını? Citibank. Kurum kurum, isim isim, şirket şirket. Ben bu sistem adı çizdim hocam. Ve buradaki çalışanların hepsinin aynı mekanizmanın CEOlarının aynı klan olduğunu da gördüm. Bak ne dedim? İsim veriyorum. Daha kim diyorsun? Google. Tüm projelerin merkezi Google'dur. Google ticari bir şey değil. Google arama motoru değil sadece. 100 tane projesi var. Trump da bahsetti biraz önce. Yeni bir site Google, kurdu. Google vatan aile ilan etti şeyi Trump. Google'u vatan ilan etti. Bak Trump biliyor. Ama bugün öyle demedi. Bugün Google'la birlikte çalışıyoruz dedi. Becbur kaldı. Bugün teşekkür ederiz. Teslim Site kurdu dedi. Ya derken, teslim aldılar şu an. Mesela Facebook'un Libra'sı çıktı. Bu Libra dolara alternatifti. Rezerv para olarak da. Beyaz Saray mektup gönderdi. Bunu geciktir çıkartma. <laughs> Aynı gün bir de sarın mektup gitti. Facebook panik dedi. Sonra açtılar değilmiş Şimdi, dediler. ID 20 evet. 20 Orgun, Rockefeller. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Ben şimdi hocayı dinlerken... Artık o, o hocam, Aytonç. yani Abdullah Bey bunu söylemeye çalışıyor. Rakak şimdi öyle bu bir ID daha 20 konuşalım. Tamam, bu ID 2020'yi niçin tamam, ben canım öyle değil. Hocam ID 2020'yi bırak şimdi. İnsanların niçin kafasını karıştırıyor. Dünyanın en önemli de... şirketi bu. Kim? Ne için benden duydunuz çok iyi biliyorsun. Dünyanın en önemli şirketi. Ne yani. için senden duydun? Aşıyı bunun üstünden, verecek. Hayır ID 2020. Ya bana ne ID 2020? Ama aşıyı onun üstünden verecekler diyorum. yaktın şu anda. Saatlerdir yakıyorsun. Ee, günlerdir de yakıyorsunuz. Yani bu, bu değil mesele. Mesele şu. Evet. Reagan, Thatcher, neoliberalizm çöktü. Ya sen adını koyalım bir dakika sizi, abi tamam, bir, dakika ya, tamam. Hocam, tamam. bir dakika ya hocam tamam, bir dakika ya Lütfen adını koyalım. koyalım Bırak şimdi dijital çağ falan filan Ona bakarsan Asanç diye içerdi Hadi mesela o zaman dijital çağın en önemli adamıdır Asanç Hayır Kimdir? Kuklasıdır o Ha işte Başadır. Asanca kukla diyor. Evet. Sen de sıkıntı var işte. Evet yok. ama. Serbest bırak merak etmeyin. Bir şey Niye söyleyeceğim. Yani... Ölüyor adam içeride. Aa, Aa, siz bırakırsan. öyle söylüyorsunuz. Aslında ikiniz de bir sistemin çöktüğünü söylüyorsunuz. Hayır. Ben ee... e, Sayın çiftçi de yerine ne geleceğiyle ilgili evet, analizini yapıyor. An. Yani dijital bilim, gelecek dünya geliyor. Konusunda, geliyor. konusunda evet. fikir ayrılık. Evet. biraz kişi araştırırsa Çin'deki ana sermayeyi Bank of China'yı kimin yönettiğini çok net görür bunu. Sağlık değil ki. Biz şimdi gerçeğe mi konuşacağız? Gerçekse bu veri de ortada. Çin tamamen bu sermayenin kontrolünde. Tabii mi? bir şimdi bak bir şey soracak. Hocam bir ona Batı. alalım da soruyu merak Peki, ettim ya. <laughs> Hong Kong'daki kavga Siz niye? Siz şimdi oldu? bir boyutuyla onu da konuşuyoruz. İşte Suriye'de olanlar, bitenler, Orta Doğu'da planlananlar. Bu biraz önce söz ettiğiniz Armagedon. Bunu onlar, isteyen evanjelistler, bunu onlar. isteyen aslında ee, yani e, Yahudilikle de örtüşen e, yönleri var. Şey, yani, analizlere bakarsanız, et, yani nevajelizmi yani? dememek lazım. Ama Armagedon meselesinde söylüyorum ben. Bunu. Tamam. Yani orada hmm. da bir hedef olduğu söyleniyor. Oradaki hedef ne? E, Tanrıyı kıyamete zorlamak olarak yorumluyorlar bunu. Kitapları da var evet. bunların. Şimdi hmm. sizin söylediğinizle bunun örtüşen tarafları var mı? Yoksa bunlar Yok. farklı farklı Şimdi gruplar bakayım, mı? Şimdi bakın Trump'ın sağ tarafında ne dedim? Dinci. Yani şey, evancelik siyonist. Arkasında ırkçı. Amerika'da 80 milyon Alman var kökenli. 80 milyon. Alman kökenli var. Trump'ın oy aldığı yere. Kendisi de Berlin kökenli. Bunlar 20. yüzyılı temsil ediyor. Ulus devletler ayakta kalsın diyorlar. Karşı taraf fer, paranın ve e, e, teknolojinin sahipleri City of London, New York, Pekin aynıdır. Yatırımlar. Bunlar da diyor ki Para zaten bizde. Bundan sonra 21. yüzyılda dünyaya, devletlere yeni bir rol biçiyorum. Devletlere yeni bir yönetim şekli getiriyorum. İnsana yeni bir sosyoloji getiriyorum. Yeni bir psikoloji getiriyorum. Hayatına robot soktum. Ve nötr insana getiriyorum kavram olarak diyor. Bak Türkiye'de bugün yarın çıkar filmler. Denecek ki cinsiyetine çocuk doğduktan sonra karar versin büyüyünce. Ne kadın ne erkek nötr insan. Şimdi bu proje üretilen yerle virüs üretilen yer aynı. Bir sistem olarak baka, bakmak gerekiyor. Nedir sistem? Kapitalizm sonrası kapitalizmi de kuran bunlar, küreselizmi getiren de bunlar. Ki kim kazanacak? Bu, kim kazanacak derken oyunu görürsen kaybetmesin. Görmezsen Trump kör neden kazandı? Bu oyun ha? bozulabilir mi? Rabinden kazandınız. Tüm çabam kör ki. olmayın, yanlış tartışmayın. Tedavi olmazsınız diyor. Bunu görürsek tedavisi var diyorum. Çabam bu hocam ya. Ben de diyorum ki Trump evet. adamı nasıl seçildi? Hocam bak Trump Trump Amerika'yı dağıtacak. Bu adamların içi Amerika çok önemli ya değil. Ben bak yine geçmişte. Ya hocam. Diyorum. Ben diyorum ki hemen daha dinle söyleyeceğim ya dinle. Trump dinle. Trump evet. dinle Seçim, seçimde ilk seçimde evet. neden seçildi? Yani Söyleyin tamam. Dünyanın e, dünyanın sermayesi, dünyayı yönetenler, virüsü de üretenler. Trump'ın karşısındaydı ama Trump seçildi. Nasıl oldu bu iş? Siz öyle algılıyorsunuz. Trump'a 2 milyar mu? kredi bunlar verdi. Ayrıştırıyorlar, Amerika'da kutuplaştırıyorlar. Çak, yani Amerika, bu virüsün faturasını oraya çıkartacaklar. Bu adamların Amerikan başkanlığı işi yok. Amerikan merkez bankası Sonra ikinci bunları... sorum da şu. Buyurun hocam. E, doğru, katılıyorum. E, devleti olmayan sermaye Çin'de e, epeyce bir çöreklenmiş durumda. Fakat şu anda son 5-6 aydır, bir yıldır Hong Kong'da olan kavga ne, neden çıkıyor o zaman? Hani Çin'de Çin'i yönetiyor ya o gösterilerden u mi diyorsun, Ulusu doğru. olmayan, hatta devleti olmayan e, aktörler Çin'i yönetiyorlar ya. Çin şu anda Çin'in ekonomisini yönetiyorlar. Peki Hong Kong'da bu kavga niye hala başarılamadı? O kadar etkili olduklar halde. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Peki bir süreci var onun. Ha şöyle hocam. Bak şimdi ulus devletler yürüye merdiven gibi kavga edeyim. Merdivenin sonunda aynı yere çıkacak. Bu adamlar kavga ile ilgilenmiyor. Bu adam sana proje yapıyor. Bak Türkiye'ye geldi. Dibine kadar proje yaptı. Alıyor çocukların elinden. Tüm dünyada böyle. Bu herif o kavga ile ilgilenmiyor. Şimdi Amerika'daki Trump'ın arkasında Katoliklerin bir aklı var. Onlar Avrupa'da İslamifobi artırıyor. Katolikleri yüksekliyor. Organize etmeye çalışıyor. Rusya'da farklı bir mekanizma var. Ortodoksu anayasaya koyuyorlar. Bunlar ulus devletler kavgaları. Toprak kavgası. Din kavgası. Bu adamlar hiç ilgilenmiyor. Kim, kim kazanmış, kim şey yapmış. Nasıl olsa herkes benim sisteme gelecek diyor. Ben de onu söylüyorum. Evet. Öyle bir tablo çekeceğiz ki mecburuz. Siz istediğiniz kadar hayır. oraya savrulun, buraya savrulun hayır, ya da demiyorum. bir şey yaptığınızı zannedin. Bu adamlar nasıl olsa kazanacak. Yani şudur biliyor musunuz? Cüz vardı. Biraz işi komediye de vuralım. Yani üç tane taşı koyarsın, üçü bir araya geldi cüz. Sürekli cüz oluyor. Adamlar sürekli cüz yapıyor. Farkında mısınız? O zaman Dolası alternatifini biz, söylesin. Ha biz o zaman edilgin bir şekilde <laughs> tamamen edilgin bir yani bizi yönetiyorlar. Yani çaresiz, çaresiz bir tablo. çaresiz dört derken kastı bu e, Algılanıyor yani? diyor. Ya, e, Sayın Çifti belki şunu söylüyor. Şimdi yani fethoyu, o zaman ulus devletler birbirini yazan oldu mu bu ülkede? Oldu. Ben övmedim. Evet. Sistemi tanırsan övmezsin, korkmazsın, mücadele edersin. Tanımazsan översin, hocam hocam dersin. Burada aklı kullanmaktan bahsediyorum ben. Korkutmak falan değil. Biliyoruz ki Allah nurunu tamamlayacağım demiş. Maçın sonucunu biliyor. Gol yemeyelim. Yani